Özlemiş torununu. Satışla biz devam edeceğiz ve parasını Anna'ya yollayacağız. Ukrayna'dayız. Onlarla da bir şey yapıyor. Yapacağız. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili can bağlarımız nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. Biz de bugün sabah kalktık. Başladık poğaça yapmaya. Dün akşam yoğurmuştum hamurunu. Bakalım nasıl olacak. Evet dedemiz de şu anda bebek bakıcılığı yapıyor. Özlemiş torununu. Baba güneş yiyor. Evet güneşli bugün. Parka mı gideceğiz? Evet. Evet dede seni parka mı götürecek? Parka gideceğiz. Evet. Bir kahvaltı edelim sonra ama Mia tamam mı? Murat Deniz'i de alalım mı yanımıza? Evet hamur işleri deyince Filiz bir marka. Poğaça yapıyoruz. Kayınbabasına. Günaydın. İşte hep makyajsız görmek istiyorsunuz. Saç baş dağılmış. Şimdi açıyor muyuz bunları? Açıp içine peynir koyuyoruz değil mi? Birazcık açacaksın ama öyle değil. Baya yağlı bir hamur olmuş. Evet. Burada şey kesilmiş süttan ekşimik deniyor. İçinde de dereotu var. Dereotu da bahçeden. Dursun abi saksılara şey ekmiş. Dereotu ekmiş. Doğru. Bak şöyle topla. Olmuyor mu öyle yapsam? Benimkiler ince uzun olsun, senin daha ağırlık olsun. İnce uzun mu bu? İnce uzun işte. Bak şöyle açıyorum sadece. Ooo çok koyuyorsun. Ya şimdi bol bol olsun ya. Ben öyle pastane gibi içinde peynir diye bağırdım. Ama orada hala çok var. Birazcık yay bir de. Topak gibi kalıyor içinde bu. Ekşimik ya şey değil, çökelek gibi değil. Evet, peynir sütten yapılır, beyazdır. Peynir. Peynir şey var ya, Şener şey, domates. 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 Peynirden bahsettim, kapatabilir miyim? Deniz ya. Hazır aşkım hadi. Yok yok bu çok şişecek. İnşallah. Şişecek mi bakalım? Dın dın dın. Lan çok şişecek değil. Dur bakalım. Yok ya daha önce ben bunu yaptım ya oldu. Evet Filiz Hanım poğaçalarımız nerede? Valla fena değil de böyle bir sabrım yok daha fazla bunun yalanması için. Bence yeterli bu. Artık yumurtaları süreceğim. Çok da bastırmadan sürmek lazım çünkü şey mayalandığı için mayayı da çok kabarmış onu bastırmamak gerek. Denizcan bu niye böyle karışık biliyor musun? Çekirdek, çörek otu, susam. Murat abi gelirken bize şey getirmişti ya. Simitler galetalar. Simitler galetalar. Paketinde bile o kadar çok dökülmüş ki kıyamadım atmaya. Zaten susamımız da yoktu, iyi oldu. Şimdi fırına. Mia kuşum bak koyalım şunu da pişsin, ne olur musun? Koyunca. Ya mama yesin. Koyunca. Bak orada pişecekler, buradan bakarız oldu mu? Evet. Ama sıcak, çok dikkat et. Pişti mi Filiz Hanım, acıktık. Şimdi evet, ikinci tepsi mayalandı, onu da şey yapacağım. Yumurta süreceğim, bunu da çıkartalım bence. Ooo ne güzel. Kabarmışlar. Şöyle bir alabilirsen. Sıradan iki tepsiyi aynı anda pişirmediği için. Şöyle. Bundinda.
benim. Aynen. Güzel pişmişler. Şu da benim pide gibi olmuş. Evet. Enteresan evet. Bir şekli olmuş. Şurada seni yapacağım. Ay çok sıcak. Şöyle altını da göstereyim ben. Hadi göstereyim. O çok sıcak. Gayet güzel değil mi? Evet. Pastane poğaçası gibi olmuş. Vallahi gayet güzel oldu. Evet, su var aşkım. Versene su var mı? Su var aşkım, bekle. Su mu istiyorsun aşkım? Evet. Evet. Su yemek çıkıyor. Oh, afiyet olsun aşkıma. Şifa olsun. Evet, ikinci tepsimiz de çıkıyor. Evet, ikinci tepsimiz de çıkıyor. Bari ya bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi zamanlama elektrikler kesindi. Ve tam pişmiş. Ve tam pişmişler yani. Yani önü arkası çok güzel. Bu arada ben yedim, çok lezzetli. Evet, daha sofraya konmadan tepsi neredeyse bitti. Bak açsana ilk tepsiyi bak orada. Babam ben. Gayet öyle. Herkes acıkmış. Böyle bakın, çok güzel. Masanın kalan yerinde Filiz bize güzel bir kahvaltı sofrası kurdu. Şöyle, oh oh oh, geyik kafamızda. Abi. Mama. Gerisi şeyleri çok öğreniyor. Mama. Yok. Güle geçmişti bence. Ben de çorbası yapalım diyorum. Yanına da şey et yok. O et şey için değil değil mi? Yemek için değil. Fasulye için. Kuru fasulye için mi aldım? Tamam o zaman kuru fasulyeyi koyayım suya. Evet. 3 saatten nasıl karbonata yeter bana. Sonra şöyle pişiririz. Şöyle masamızda da geyik başımız. Geyik. Bunu bahçede... Işık ters duruyor. Gözükmüyor ki. Gözüküyor. Şöyle ben yakından bir... Bakın şöyle kaşları maşları da var. Kaşları, vallahi, gözleri, burnu. Tüm detaylarıyla kulakları. Bir şey diyorum, burun delikleri şeyden galiba. Kestane. Bak gördün mü? Burun deliği bile var. Çok iyi ya kestane. Evet, şimdi nereden geldi bu çiçekler? Bu çiçekler aslında Necati ile Anna'dan geldi. Evet. Buradan onlara da selam olsun. Şu an yoldalar, Almanya'ya doğru gidiyorlar. Evet. Necati ile Anna'nın aslında çok farklı ve güzel bir hikayesi vardı. Bir röportaj yapmak istiyorduk ama ne yazık kısmet ki olmadı. Kısmet olmadı. Ukrayna'da çiftlikleri olan bir aile. Buraya tatile geliyorlar ve savaş patlak veriyor. Bir daha geri dönemiyorlar. Ve zaten tam da savaşın olduğu bölgede olduğu için bu çiftlikleri tamamen yok olmuş. Geri dönebilecekleri bir evi kalmamış maalesef orada. Burada tekrar başlamaya çalışıyorlar. Farklı bir alternatif olarak da Almanya ile ilgili bir teklif aldılar. O yüzden şu anda oraya doğru yolculuktalar. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ukrayna'dayız. Soğuk çok. Kar yağıyor. Gideceğiz. Evet, yeni hayatlarının başlangıcındalar. Fakat burada da kurdukları bir süredir, yani yaklaşık bir yıla yakın bir süredir kurdukları bir düzen var. Anna çiçeklerle, bitkilerle çok ilgili bir, zaten Ukrayna'da da ilgileniyormuş yani çiftlikte de bitkilerle. Burada da bu işlere birazcık merak salmış, fakat şimdi onların böyle hızlı bir gidişi söz konusu olunca Almanya'ya her şey kaldı. Her şey kaldı. Filiz de yapıyorlardı en son. Evet. O da Filiz'e devretti. O yüzden şu an bizim balkonumuz, merdivenlerimiz, her yerimiz çiçek, yosun, evet. Böyle envai çeşit değişik bitkiyle dolu. Yani Necati zaten çok bu bitkilerle, bu ev içi bitkilerle, işte süslerle çok ilgilenmiyordu. Bunlarla zaten Anna ilgileniyordu. Evet. Anna'yla da konuşmamız şu şekilde oldu. Sonuçta o bunlara bir yatırım yapmış, bir şekilde ödeme yapmış, almış. Bunları çoğaltıp, köklendirip ya da bakımlarını yapıp satışını yapıyordu zaten. Kendi el işi becerisi anlamında da becerikli bir arkadaşımızdı. Şimdi şöyle bir konuşma yaptık. Satışına biz devam edeceğiz ve parasını Anna'ya yollayacağız. Yani aslında onlara bir nevi destek olmaya çalışacağız, evet. Biz de. Anna'nın güzel bir atölyesi vardı burada. O kısımda yosunlarla bayağı güzel çalışmalar yapmıştık. Hatta bir tanesini de paylaşmıştık. Bayağı keyif aldığım bir işlem oldu bu. Ben de devam edeceğim sanıyorum buna.
Deniz'le de konuştuk. Belki yakın zamanda bir orman ziyareti, böyle havanın yağışlı olmadığı bir gün biz de yosun toplamaya gidip bir şeyler yapabiliriz. Biliyorsunuz Filiz bir tablo yapmıştı. Hangi videomuzda paylaşmıştık onu? Bir videoda paylaşmıştık. Ben yukarıya koyarım. Bakın bir sürü sukulent çeşidi var burada. Çünkü çok güzel bir şey yapacağız birazdan. Yapıştıracağız. Nasıl yapacağız? Hayır, onu da kullanmayacağız. Buna kullanacağız abla. O sadece bir şablon. Allah. Sen anlat. Telleri ve işte naylon tutması için bir şekilde sabitlemek için bu plastik kilitleri kullanıyoruz. Şu da benim başladığım. Ben odun parçası kullandım sarmaşıkla. Onu güzelce tutturacağım. Şu an çok iyi durmuyor ama. Bu da arkadaşımın yaptığı, yine aslında bize öğreten arkadaşımızın yaptığı bu. Yani çok güzel oldu. Zaten Sevgi Köyü'nün bungalovlarına da onlardan birer tane koyacağız. Evet. Filiz orası için yapacaktı. Şimdi hazır böyle de bir şey olmuşken belki Filiz'in bu konuda daha çok çalışmasına vesile olabilir. Çok yavaş, ağzının ucuyla. Çok yavaş. Çok yavaş. Dur, burada tüyüldü ya. Mia, çok yavaş, çok yavaş. Yutuyorsun ama ya. Sen niye bu kadar aç bir köpeksin? Ha? Aç mı bırakıyor seni? Mamanı verdik, masadan verdik. Güzel, salyaları akıyor. Diş fırçalama zamanımız da gelmiş. Neyle fırçalıyorsun acaba Deniz'ciğim, bir öğrenebilir miyim? Senin fırçanı kullanıyorum. Titreşimli ya bir de. Hayır, git. Yapmıyorsundur diye umut ediyorum Deniz'ciğim. Abi, ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey yapıyordun ya. Kemik alıyorduk. Kemik özel, alıyorduk. Böyle manda derisi miydi? Öyle bir deriden yapılmış bunların diş temizliği için. Bir de arada fırçalamışım ufakken bir iki defa. Yine bir fırçalayayım. Bam bam. Bir tane de niye? Sarılaşmaya başlamış. Niye yedi? Yanı fırçası kötü olmuş. Bay bay. Bam bam içeri. Bam bam içeri. Bam bam. Bam bam yerine. Yerine, 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 yerine. Arkadaşlar bugün böyle gene güneşliydi. Ben yokum, bak yokum. Hani yokum. Bugün gene biraz güneşliydi burası. Yarın yağmur yağacakmış. Cuma cumartesi tekrar güneş açıyor. İşte o güneş açtığı zaman şu arkadaki, yani şöyle şu arkadaki kutuları da kullanmaya başlayacağız. Onlarla da bir şey yapıyor. Yapacağız. Bir gün yağmur var, bir gün yok. Böyle enteresan gidiyor havalar. Toprağın altı gerçekten çok ıslak. Burayı da böyle yarı sürdürdük. Tam bir işlem de yapılamadı. Kaldı böyle. Bakalım burası ne olacak? Bir şey ekemedik. Bu saatten sonra ekilir mi? Adoslar, ne yapacağız? Hiç bilemiyorum. Ya bir ufak kaldı ben ya. Sera gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Sera, şu havalar bir olur. Bir 5-6 gün şöyle yağmasa. Evet. Sera güzel olur.
Yani gördüğünüz gibi daha toprakta su duruyor. Yani üstünde su duruyor. Böyle ıslakken de sürülüp çapalanamıyor. O gün traktör bile yapamadı. Bakın bir yosun çalışması. Kapısısı. Evet, belki kozalaklar falan takılabilir. Yakından. Evet. Tamamen şu an bitki. Yani şu bağda zaten sarmaşık. Bu yaşıyor. Bunu sulamanız gerekiyor. 10 günde bir şöyle nemlendirseniz yeterli. Çok bitki olmadığı için yani yosun taşta bile yaşıyor. Herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Arada bir nemli kalması yeterli. Çok kurumaması yeterli. Onun dışında yine burada sukulentler. Burada bir limon ağacımız var. Bunlar yine Anna için satacağımız şeyler. Şurada kamkat var. Bakın dolu meyvesi. Tabii olgunlaşacaklar. Tamamen turuncu oluyor. Yemeyenler için şey diyebilirim. Kabuğu şekerli, içi biraz daha ekşi bir meyve. Evet, sabah ben de baktım. Yani sırf kabuğu daha güzel. Tabii kabuğu şeker, içi ekşi. Limon kadar ekşi neredeyse. Yine burada var şöyle çiçekler. Yine bunlar da sukulent çeşidi. Anna bayağı uğraşmış. Tabii yani dediğim gibi bunları çiçekçiden almış Adapazarı'ndan. Şimdi hani komple ziyan olması, bitkilerin ölmesi de çok isteyeceğimiz bir şey değil. Yani biz de nasıl yardımcı olabilirsek olmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Yine burada iki tane kamkat ağacı var. İşimiz çok. Evet. Biliyorsunuz bugün büyük babamız da evdeydi. Güzelce kahvaltımızı yaptık, parka gittik, neler neler yaptık. Bugün aslında birazcık daha böyle bir günümüzü anlattığımız bir vlog tadında oldu videomuz. Evet, böyle büyük babayla bir gün gibi oldu, evet. Gibi arasına sadece biz biraz Necatileri aslında sıkıştırmış olduk. Bu arada bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olup bildirim zilini de açtığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de güzel yorumlarınız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? 3 2 1 Ulan dolu mu bu? Dede geldi. Nasılsın dede, özlemiş misin torunu?